İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde şiddetli yağış sele neden oldu. Azerbaycan, Artsakh'ın batı kesiminde ateşkesi ihlal etti. Savunma ordusundan bir asker yaralandı. Batı Ermenistan'ın Kilikya'da 3900 yıllık anıtsal bir yapı keşfedildi. Avrupa Konseyi Türkiye'ye süre verdi. Demirtaş ve Kavala bırakılsın. Birleşmiş Milletler'den dünya 2.7 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru gidiyor uyarısı. 45 gün Ulus için Savaş adlı filmin galası gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın yetenekli evladı Yervan Dotyan 19 Eylül'de doğdu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde bir süredir beklenen yağış etkili oldu. 20 dakika boyunca etkili olan yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Esnaf dükkanına giren suyu çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Van'da sağanak sokak ve caddelerde su birikintisine neden oldu. Yağmura trafikte yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı. Artsakh Savunma Ordusu'nun bildirdiğine göre 17 Eylül saat 12.30 civarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Artsakh'ın batı kesiminde ateşkesi bir kez daha ihlal etti ve bunun sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Ordusu askeri Ervuruyl Şahramanyan şehit oldu. Olayla ilgili bilgi Rus Barış Gücü Komutanlığı'na aktarıldı. Batı Ermenistan'ın Kilis ilinde kazı çalışmalarına 1989 yılında başlanan ve sınır höyü olduğu bilinen Oylum Höyü, yönetim ve askeri üs olduğunu kanıtlayacak yeni yapı ve tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Atilla Engin ve ekibi tarafından Oylum Höyük'te kazılara devam ediliyor. Atilla Engin çalışmalarda tarihin demir ve tunç çağlarına ait heyecanlandıran eserlerin gün yüzüne çıktığını ifade etti. Engin, 2021 yılı içerisinde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 3800-3900 yıl öncesine ait anıtsal bir yapı ve burada bulunan Hitit kralına ait mühür ile baskıların ve çivi yazısının da bölgenin önemli bir yönetim ve askeri üs olarak kullanıldığı şüphelerini onaylar nitelikte olduğunu kaydetti. Oylum Höyü, boyutları itibariyle Batı Ermenistan'ın ve bölgenin höyük olarak en büyük yerleşim birimlerindendir. Konum olarak baktığımızda bugün de olduğu gibi Kilis'in bir sınır kenti olması, geçmişte de Oylum Höyük bir sınır kentiydi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen serbest bırakılmayan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesini, mahkumiyet kararının bozulmasını talep ederek Türkiye'ye 30 Eylül'e kadar süre verdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere yaptığı toplantının ardından bu açıklamayı yaptı. Komite, başta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava ve Yargıtay'ın onama kararı olmak üzere Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle uygulanan bütün olumsuz yaptırımların sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlattı. Komite, Aralık oturumuna kadar Kavala'nın serbest bırakılmasını bekleme kararı aldı. Birleşmiş Milletler yeni raporunda dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar %16 artış göstereceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın 2.7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu uyarısında bulundu. Paris İklim Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat derecede tutulması hedefinin karşılanamamasının çok sayıda can kaybına neden olacağına dikkati çeken Guterres, "Bu hedefe ulaşacak araçlara sahibiz ama zamanımız hızla tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu. G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonlarının %80'inden sorumlu olduğuna dikkati çeken Guterres, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında %45 kesintiye gidilmesi gerektiğini belirtti. 45 gün,
Ulus İçin Mücadele Belgeseli, 2020 Savaşı sırasında Artsakh'ta Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında yaşananları anlatıyor. Filmin ilk gösterimi Perşembe günü Hollywood'daki Çin Tiyatrosu'nda yapıldı ve bu gösterim Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinde devam edecek. Yervant Odyan, Ermeni hiciv edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biridir. Sosyal ve politik hiciv konusunda parlak eserler yarattı. Yervant Odyan, 19 Eylül 1869'da Konstantinopolis'te doğdu. Halası Efime Otyan'ın yardımıyla okuryazar oldu ve ardından Berberyan Koleji'ne girdi. Zayıflığı nedeniyle okulu yarıda bırakmış ve eğitimini özel derslerle tamamlamıştır. Otyan, edebiyat alanına 1880'lerin sonlarında çeviriler ve tarihsel filolojik çalışmalarla girdi. 1892'de Hayrenik Gazetesi'nin editörü Arpiyar Arpiyaryan'ın daveti üzerine gazetenin yazı işleri müdür yardımcılığı, 1896'da ise editörlük görevini üstlendi. Otyan'ın kronikleri hayatın tüm alanlarını kapsıyor. Altın varlığının gücüyle hep hayırsever, hep iyiliksever, her şey dürüst ve çok bilge diye hitap edilen, konum ve şeref kazanmış, baskıcı, kötü, dilsiz yaratıkları alay ediyordu. Otyan'ın sosyal hicivleri Ermeni realist edebiyatının son derece değerli sayfalarından biridir. 1915'teki Ermenilere karşı işlenen soykırım sırasında Otyan soykırımdan kaçmayı başardı. Ancak Ağustos sonunda tutuklandı ve Arap çölüne sürgüne gönderildi. 1918 ateşkesinden sonra Konstantinopolis'e dönen Otyan 1922'de tekrar ayrıldı. 1924'te Suriye'ye ve ardından Kahire'ye taşındı. Yazarlığın son döneminde 1918-1926 yılları Otyan Hovhannes Tumanyan'ın Konstantinopolis'teki toplumsal faaliyetlerini, Ermeni Yardım Komitesi'nin çalışmalarını aktif olarak destekledi ve Ermeni yetimlerin kaderleriyle ilgilendi. Değerli takipçilerimiz, sevgili yurttaşlarımız, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Televizyonu Western Armenia TV, dünyanın dört bir yanına dağılmış sürgündeki Ermeniler ve devletimiz yararına her günlük çalışmalarını sürdürmektedir. Biz kendi propagandamızı yapmıyoruz, fakat desteğinize ihtiyacımız var. Western Armenia TV kuruluşumuz, kendi tanımının ve vatanseverliğin eşsiz bir deniz feneri haline getirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Şimdi ana vatanımızın bir köşesi olan Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin jeopolitik fırtınanın odağında bulunduğu bu durumda Ermenilerin haklı mücadelesinin savunucusu olarak sarsılmaz bir şekilde konumumuzu koruyoruz. Batı Ermenistan sizin yanınızda. Mücadelemiz haklı ve zafer yakında. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Abaran adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.